lazım. Direniş sürecinden bahseder misin? Direniş süreci ortalama 2,5 yıldır aktif olarak örgütlenme çalışması yürüttüğümüz Aksaray'da Karacabey'deki Sita çiftçilerinde sona yaklaştık. 900'e yakın bir üye sayısına ulaştık. Fakat işveren yetki almamamız için bu süreçte işi çıkarmaya başlıyor. Cuma günü itibariyle Karacabey işletmesinde 12 işçi, Aksaray işletmesinde 10 kişiyi sevimlik evli oldukları için çıkardı. O süreçten sonra biz cumartesi günü itibariyle Karacabey işletmesinin önünde işten atılan arkadaşların geri alınması için mücadeleye başladık. Bu mücadeleyle önümüzde 1 Mayıs vardı. Dedik ki 1 Mayıs'ın daha anlamlı olması için bu mücadele yapan iş yerinin önünde kutluyorum. Ve arkadaşlarımıza, emek dostlarına çağrıda bulunduk. Sağ olsun bizi kırmadılar, burayı bayram yerine çevirdik. Gerçek 1 Mayıs'ı burada kutluyorum. İşçilerin çalışma koşullarından bahseder misin? İşçilerin çalışma koşulları gerçekten çok ağır. Ortalama günde 14 saat gibi süreyle çalışıyorlar. 14 saat süreli sorunlar izin almadan kesinlikle içeriden çıkamıyorlar. Tamamen resmi bir kölelik sistemi oluşturmuşlar. Ortalama ücretleri 800-850 lira civarında. Piyasanın çok ağır şartlarına çalışıyorlar ve çok ağır şartlarına çalışıyorlar. Zaten işçinin tercih etmesinin sebebi, sendikayı tercih etmesinin sebebi, sebeplerin başında da bu geliyor. Kesinlikle parasal bir konu yok. Çalışma şartlarının çok ağırlığı. Biz de bu mücadeleyi başlattık. Arkadaşlarımız da bizi tercih etti. Bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Peki direnişi nasıl ilerletmeyi düşünüyorsunuz? Direnişi kademe kademe işverenin elinde tek silahı vardı. Tek silahı dedi işçi çıkarmak. Onu da yaptı zaten. Ama biz daha direnişe yeni başlıyoruz. Geçişçilere eden planlarımız var. Kademe kademe bu işten atmalar devam ettiği sürece, arkadaşlarımız işlerine geri dönmediği sürece adım adım bu süreci takip ettireceğiz. Nedir bunlar? Şimdi burada direnişe başladık. Arkadaşlarımız sürekli burada direniş halinde olacak inşallah'a kadar. O bittikten sonra eylemin İstanbul ayağı var. Nedir İstanbul ayağı? Sütaş Genel Müdürlüğü'nde eylemimiz başlayacak. Yetmedi, TÜSİAD'ın önünde eylemimiz başlayacak. Bu süreç bu şekilde devam ediyor. TÜSİAD'ın önünde yapmanızın nedeni buranın patronu TÜSİAD Genel Başkanı. Evet, patronunun TÜSİAD başkanı olması. Ve her konuşmasında biliyorsunuz, basınlarda takip ediyorsunuz, siyasi iktidarları, toplumsal halkı, anayasalara saygı olmaya çağırıyor. Aynı özürlüğü biz kendimiz için istiyoruz. Burada çalışan insanlar için istiyoruz. Çünkü bu anayasamızın 50. maddesinin vermiş olduğu hakkı. Kendileri nasıl ki patron olarak, patronlar kurulu tutuyorlar, üye oluyorlar. Biz de o şekilde serbestçe üye olmak istiyoruz. Tek hedefimiz de bu zaten. Örgü kurulunca bunun başlığı oluyor. Son olarak şimdi burası biraz daha yırtılmış bir yer gibi kalıyor ama yine de desteğinizi nasıl dışarıdan? Ben az önce de söylediğim gibi buraya gelen tüm emek dostlarına sonsuz teşekkürlerimi borçluyorum. Çünkü çok anlamlı bir şey. Az bir sayı yok bize göre. Tahminimiz gibi çok uzun insan var. Ya bu bile bizim için çok büyük başarıdır. Çünkü burada emeğe destek olduğunu görüyoruz. Mücadeleye destek olduğunu görüyoruz. Farklı sınıflardan insanlar burada sınıf bilincini oluşturuyor. O yüzden çok mutluyum. Buraya insanlar gelip destek verdiği için. Teşekkür ederiz. Sağ olun.